yardımseverliği, iyi niyeti ve misafirperverliği ile bilinir Karadeniz insanı. Zor zamanlarda birbirine kenetlenmeyi de çok iyi bilir. Bir Karadenizlinin davası sadece memleketi değil, ülkesi söz konusu olunca akan sular durur. Yaşanan acı olaylara asla duyarsız kalmaz, kalamaz. Merttir, cömerttir, çalışkandır. Karadeniz insanı adına yakışanı bir kez daha yaptı. 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı deprem sonrası ayaklanan Karadeniz halkı maddi manevi seferber oldu. Kilometrelerce uzakta da olsa akan gözyaşlarını görmezden gelemedi. Feryat seslerine kulaklarını tıkamadı. Yardım çığlıklarına duyarsız kalmadı. İşte böyledir Karadeniz insanı. Tıpkı bir atasözünde olduğu gibi, komşusu açken tok yatan bizden değildir dedi ve o gün bugündür deprem bölgelerinden elini hiç çekmedi. Çayın başkenti Rize'nin cömert insanlarının bir araya geldiği Çay Sokağı projesi deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarına merhem oluyor. Rize Valiliği öncülüğünde başlatılan, Vali Kemal Çeber'in ön ayak olduğu Çaykur Genel Müdürlüğü'nce koordine edilen kampanya kapsamında çay üretimi yapılan Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da kayıtlı çay üreticisinin desteğiyle deprem bölgesinde yöre mimarisine uygun kalıcı konutlar inşa edilecek. İlki yapılan projeye Rizeli sahip çıktı. Çay müstahsilleri, eksperler ve muhtarlar tek yürek oldu. Projeyi başlatan başta Rize Valiliği olmak üzere Çaykur ve paydaş kurumlara teşekkür ettiler. Çay satan üreticilerimize Çay Sokağı projemizi anlatarak bağışlarını topluyoruz. Karşılığında onlar da bize imzalarını veriyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Lütfen sizler de destek olun. Çok iyi düşünülmüş. Hem Rize için, Çaykur çay müstahsili için, hem bölgemiz için başarıya ulaşacağına da inanıyoruz. Müstahsillerimizin teveccühü var bu konuda. Başarılı olacağına inanıyorum ben. Düşünenlerden Allah razı olsun. Fabrikamızın düzenlemiş olduğu bir kampanya var. Deprem bölgesiyle ilgili. Biz de bu kampanyaya destek oluyoruz. Müstahsillerimizin konuya ilgisi oldukça güzel. Yani bölgeye elimizden ne gelirse yardımcı olacağız. Yani müstahsiller bu konuda ilgili, alakalı, duyarlı. Yani bu kampanyayı destekliyoruz. Vatandaşları bilgilendiriyoruz. Deprem olduktan sonra vatandaşımız zaten yardım, her türlü yardımını yapıyor. Yani bu çay toplama konusunda da yardımcı olacağız. Vatandaş ilgisi var. Çay bağışı yaparken ben zaten 3 aydır düşünüyorum. Eve gittiğim zaman kendi çocuklarımla yatağa yattığım zaman oradaki çocukları, anneleri, babaları düşünerek ben bu bağışı yaptım. Depremzede kardeşlerimize anasının ak sütü gibi helal olsun. 750 kilo bağışta bulundum. Daha da bulunacağım. Çok güzel bir proje. İşte bütün vatandaşlarımızın bu projeye katkıda bulunmasını ricada bulunuyorum. Rize'nin deprem bölgesine yapacak olduğu Çay Sokağı konulu program bu sene üreticilerimiz katkısıyla hedefine ulaşacağı kanaatindeyim. Ben emeğe geçen başta valimize, genel müdürlüğümüze, fabrika müdürlerimize, kaymakamlarımıza çok teşekkür ederim. Herkes gönlünden kopanı seferber olsun, arkadaşlarına, eşine, dostuna anlatsın. Bu önemli bir meseledir. Saygılar sunuyorum. Rize Vali Yardımcısı Gülhane Ozan Sarı, Çaykur Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Hatinoğlu ve Zeki Karaoğlu, Çaykur Sabuncular Çay Fabrikası'nda eksperler ve muhtarlarla bir araya geldi. Çay Sokağı projesiyle ilgili soruları yanıtladılar. Toplantıya katkılarını esirgemeyen başkanlarımıza ve sevgili muhtarlarıma da teşekkür ediyorum. Bu noktada az çok demeyip, bir tuğlada benim olsun diyen tüm müstahsillerimin bu noktada destek vereceğine inanıyorum. Hayırda yarışalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün de toplanmamızın amacı olan alım yerlerinde üreticilerimizden koruma katname alınarak yapılacak olan yardım toplama kampanyasında tüm çalışanlarımızın bize yakışacak olan gerekli hassasiyeti göstermesi zaruri. Hakikaten Rize insanı bu anlamda ölçeğinin çok üstünde bir destek vererek acizane bence sınavı geçmekle kalmadı, kendi rüştünü ispat etti. O Ali Cenab tavrıyla, o yüce gönüllüyle birçok ülkede beraber yaptık. Bu biraz bizim fiziki avantajımız ilgili bir şey. Biraz da Rize insanının afet sürecindeki gösterdiği o bonkör tavır, o cömert tavır açıkçası karar vericilere ve yöneticilere heyecanlandı. Çay diyarından deprem bölgesine yapılan yardımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor.